Kocaman çantasıyla kafama vurup orospu çocuğu dediğinde, Şükrü abinin yerinde yeni tanıştığım bir kızla oturmuş, ona geçmişte çektiğim ufak tefek sıkıntıları anlatıyor, aslında çaktırmadan övünmeye çalışıyordum. Madem beni aldatacaktın diye devam etti kafama vuran. Adam gibi bir karıyla yapsaydım bari bunu. Şu kancığa bak, benden daha mı güzel, benden daha mı akıllı, benden daha mı büyük memeli? Gözlerinden keder ve öfke akıyordu. Öyle bıçak gibi bir bakışla karşılaşınca hayatımda ilk defa sade ve dürüst bir bakışla karşılaştığımı hissedim. Sanırım beni biriyle karıştırdın, dedim. Seni biriyle mi karıştırdım yavşak, dedi. O sahte tebessümünle beni baştan çıkaralı tam 2 yıl 3 ay oldu. Senin için annemden tarhana çorbası yapmayı bile öğrendim. Bezelye yapmasını da. Bütün bu süre zarfında bulaşıklarını yıkadım, gömleklerini ütüledim, halılarını süpürdüm, yerlerini sildim, tuvaletlerini fırçaladım. Sen sigarayı bıraktığında kendini yalnız hissetme diye ben de bıraktım. Sen sigaraya yeniden başladığında kendini iradesiz hissetme diye ben de yeniden başladım. Yaz akşamları sahilde gezerken rüzgar çıkar da üşürsün diye çantamı koluna hırkanı astım. Bu orospu da senin için aynı fedakarlıkları yapacak mı zannediyorsun? Son lafından sonra yanımda oturan kızın saçlarına yapıştı. Araya girmeye çalıştım ama saçları kökünden kavramıştı. İnce bileklerini kıracakmış gibi bükene kadar da bırakmadı. Saçı yolunan kızı yol boyu özür dilemek suretiyle taksiye bindirdim. Şükrü abinin yerine geri döndüm. Başka bir masada yalnız oturuyordu. Bazı insanlar sanki her sorunun cevabını verebilecekmiş gibi dururlar. Bunun bir yanılsama olduğunu bilirsiniz ama yine de onlara bir şeyler sormak istersiniz. Biramı alıp yanına gittim. Neden böyle bir şey yaptın diye sordum. Bana bir sigara ver, dedi. Bir sigara verip yaktım. Şimdi beni rahat bırak, dedim. O yavşak tebessümünü de götüne sok. Az önce hayatının erkeği olduğumu düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. Sen benim beklentilerimi karşılayamazsın. Neymiş beklentilerin? Ben bir adamla tanıştığımda ondan hayatın bütün monotonluğunu ve bütün yalnızlığımı ve amaçsızlığımı ve umutsuz bekleyişimi unutturmasını beklerim. Evdeki muslukları tamir etmesini de. Sen de öyle bir kifayet göremiyorum. Bara geri döndüm. Şükrü abi, kim bu kız diye sordu. Tanımıyorum. Yalanını sikeyim. Kız çatlak, vallahi tanımıyorum. Hadi lan. Hesabı ödeyip çıktım. Üst geçidin önünde taksi beklerken üstü açık bir mini kupurla geldi. Önümde sert bir fren yaparak durdu. Atla, dedi. Arabaya binince pati çekerek kaldırdı. Sahil yolunda 150 km hızla giderken şu viraları aç ve bacaklarıma bakmayı kes ve çeneni kapa diye bağırdı. Sen ne biçim bir adamsın? Eski erkek arkadaşımı özel kılan milyonlarca küçük şey vardı ama sende hiçbir bok yok. Hayatımın görkemle açılıp rezaletle kapanan dönemlerinden biriydi ama yine de özeldi. Seni özel kılan şey ne? Çeyrek asırdır şu yeryüzündeyim ama senin kadar sıradan bir herif görmedim. Seni özel kılan bir şey söyle. Bir şey söylemedim. Seni özel kılan bir şey söyle yoksa yavaşlamam, dedi. Beni özel kılan bir şey yok, dedim. Gaza biraz daha bastı. Hız ibresinin yavaş yavaş 180'e geldiğini gördüm. Korkmuyor musun, diye sordu. Hayır. Yalancı göt. Yüzün sapsarı oldu. Altına sıçacakmış gibi bakıyorsun ve korkmadığını söylüyorsun. Korkmuyorum, dedim. Daha çok kaybolmuş gibi hissediyorum. Sanırım uğultudan. Bu da iyi geliyor aslında. Ben de öyle hissetmiştim, dedim. Erkek arkadaşım beni terk ettiği zaman kendimi terk edilmiş gibi değil de kaybolmuş gibi hissetmiştim. Bitmek tükenmek bilmeyen koridorlarda gezinen kayıp bir ruh gibi. Ben sadece bitmiş şeyler için ağlarım oğlum. İyi kötü ayırt etmem. Bana bitmiş bir şeyler ver yeter. Bütün gözyaşlarım senin olsun. İstersen senin için de ağlarım çünkü sen de bitmişsin. İçin geçmiş, ruhun çürümüş. Evin nerede? Sabah yüzüme üflenen sigara dumanı ve baş ağrısıyla uyandım. Giyinip kuşanmış, tepemde oturmuş kahve içiyordum. Gece yattık diye ertesi sabah senin gömleklerinden birini giyip uzun bacaklarımla evin içinde gezinmemi bekliyorsan yanılıyorsun bebeğim, dedi. Çünkü o sadece Amerikan filmlerinde olur. Bense birazdan karakola gidip şikayetçi olacağım. Neden? Çünkü 16 yaşındayım. Dün gece bir çocukla yattım. Hasiktir, deyip gözlerimi dört açtım. Ama, dedim. Ama ne? 25 yaşındayım, dedim. Öyle bir şey demedim. Çeyrek asırdır yeryüzündeyim demedin mi? O lafın gelişiydi. Ruj sürüp mini etek giydirseler 10 yaşında bir kızla bile yatmaya kalkarsın sen. Sapık, abazan ve gerizekalısın ve bunun cezasını çekme vaktin geldi. Sahiden böyle bir şey yapmayacaksın, değil mi? Yapacağım. Erken kalkıp Google'dan seni araştırdım. Sıradan bir adam değilsin. Sıradan bir adam olsaydın sadece babama söylemekle tehdit ederdim. Ben sıradan bir adamım diye bağırdım.
değilsin. Havada skandal kokusu var bebeğim. Televizyonlara çıkıp öyle bir ağlayacağım ki senden nefret etmeyen tek kişi kalmayacak bu ülkede. Öyle masum ağlayacağım ki sen bile kendinden nefret edeceksin. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerse seni şişlemek için sıraya girmiş olacaklar bu arada. Bunun için bir piyango bile tertip etseler yeridir. Öyle araba kullanmasını nerede öğrendin? Okul servisinde. Servis şoförü, kucağına oturursan bana araba kullanmanın bütün inceliklerini göstereceğini söylemişti. Bütün erkekler köpek. Kahvesini bitirip çıktı. Ben de 10 dakika sonra çıktım. Sırt çantama birkaç parça eşya koyup bir arkadaşın yanına yerleştim. 3 gün boyunca onun evinden çıkmadım. Sürekli tek parmağımla perdeyi aralayıp sokakta polis var mı diye kolajan ediyordum. Bir ara kendiliğimden gidip teslim olmayı düşündüm ama vazgeçtim. Bir hafta sonra Şükrü abinin yerine geri döndüm. Belli ki kötü bir şaka yapmıştı. Belki de 16 yaşında değildi. Birkaç gün sonra hadiseyi kısmen unutup kimseye anlatılmamış yüz kızartıcı hatıralar seviyesini indirmek üzereyken barın telefonu çaldı. Şükrü abi bana bakıp burada dedi. Kim? Karakoldan arıyorlar. Ahizenin öbür ucundaki polis onun ismini söyleyip tanıdığı mısınız diye sordu. Evet dedim. Hayır diye bağırmak isterken. Karakola kadar gelebilir misiniz? Tabii geliyorum dedim ama aklımda tekneyle Yunanistan'a kaçma planları vardı. Patronu arayıp durumu anlattığımda orada bekle gerizekalı hiçbir yere kıpırdama geliyorum dedi. Yanında şirketin avukatıyla geldi. Masaya yumruğunu vurup ben bu projeye 1 milyonluk yatırım yaptım diye bağırdı. Ama senaristim olacak dallama bir sapık. Senaristim olacak dallama 20 yaşındaki kızları bile yaşlı bulan bir sapık ki gitmiş 16 yaşındaki masum bir kızcağızı ifal etmiş. Abi bildiğin gibi değil. Ne bildiğim gibi değil lan. Ne bildiğim gibi değil. Bütün paramı ve ticari itibarımı koydum bu işe. Daha vizyona girmemiş bir filmi sikip atmaya ne hakkın var? Karakola avukatla beraber gittik. Bizi bir odaya aldılar. Bir kadın polis gelip yüzüme pis pis baktı. Başımı öne eğdi. Vaziyet şu dedi. Tanıdığınız bu gece 155'i arayıp Sivas katliamını kendisinin organize ettiğini söylemiş. 155'te görevli memur ilk aramayı ciddiye almayıp kapatmış. Ama sonrasında ısrarla 155'i aramayı sürdürerek Büyükçekmece'de ve Yozgat'ta yeni katliamlar planladığını söylemiş. Ekipler cep telefonu sinyallerinden yerini tespit edip kendisini bulmuşlar. O daha bir çocuk dedim, şaka yapmış. Çalıntı bir mini kuprun içinde bulundu, kimliği yok, ailesinin kim olduğunu söylemiyor. Biz de bulamadık. Bu dünyada tek tanıdığım var, o da Şükrü abinin yerine takılır diyerek sizin isminizi verdi. Kendisini nereden tanıyorsunuz? Vallahi biz de yeni tanışmıştık aslında dedim. Oturduğu odada ziyaret etmeme izin verdiler. Sonunda yakayı ele verdim dedi. Ama vicdanım da biraz rahatladı. Neden? Sivas katliamını ben planladım. Sivas katliamı olduğunda sen daha doğmamıştın bebeğim. 19 yaşındayım. İşte buna sevindim. Katliam organizatörüyüm ben. Değilsin. Öyle olsaydım, birilerini öldürtmüş olsaydım, beni yine de sever miydin? Diye sordu. Severdim dedim. Sonra da karakoldan çıkıp bir sigara yaktım.